Merhabalar. İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri dersinin Türkiye'de İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri 1982 Anayasası'nın öngördüğü Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi başlıklı ünitesinden 1982 Anayasası'nda insan haklarının sınıflandırılması başlıklı konusundaki bir soruyu çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi bir negatif statü hakkı değildir? Düşünce özgürlüğü, çalışma hakkı, mülkiyet hakkı, konut dokunulmazlığı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı. Negatif statü hakları devlete bir negatif edim yükleyen, yani devlete müdahale etmeme, karışmama yükümlülüğünü getiren haklardır. Bu alanlarda kişi tamamen özgür bırakılmalı, devlet bir kenara çekilmelidir. Pozitif statü hakkı dediğimizde ise devletin bir gerçekleştirme ödevi mevcuttur. Yani hakkın yaşanabilmesi için devletin de bir müdahalesi, bir pozitif edimi olması gereklidir. Şıklardaki haklara baktığımızda doğru cevabın çalışma hakkı olması gerektiğini görürüz. Zira diğer hakların gerçekleşebilmesi için devletin yapması gereken tek şey müdahale etmemektir haklara. Bir pozitif edimle gerçekleşmesi mümkün olan haklar değildir. Oysa çalışma hakkının gerçekleşmesi bakımından devletin sadece çekilmesi yeterli olmaz. Aynı zamanda iş alanları da yaratması gerekir. Dolayısıyla cevabımız B, çalışma hakkı olacaktır.